artık Anju hayatımızın bir gerçeği oldu. Yani evet. Eskiden böyle hani o da önemli bir işlemken şimdi böyle herkesin başına gelen bir şey oldu. Anju'yu ameliyat zannedenler de var. Şimdi hepsi bunların doğru. Anju aslında bir tetkik. Tetkikten amaç da kalp damarlarında bir problem olduğuna dair şüphemiz var. O kalp damarlarını görebilmek için elimizdeki en net, en kesin, en son diyebileceğim tetkik. Ameliyat olarak düşünmesinin altında yatan önemli sebep de ameliyathanenin çok daha ufağı sayılabilecek bir laboratuvarda hastanın hastaneye girip en azından işte kıyafetini değiştirerekten belki ameliyathane kıyafetlerine girerekten girmesi ve saatlerce hastanede kalıp gitmesinden kaynaklanıyor. Evet, dediğiniz gibi gerçekten günümüz o kadar basitleşti ki bu iş, riskler o kadar azaldı ki sonuçta bir ameliyat karakterinden ya gel günübirlik yapalım işte ondan sonra evine gide döndü. Risksiz bir şey kesinlikle değil ve gerekli olduğunda ki onu da soruyordunuz biraz evvel, gerekli olduğunda yapılmasını kesinlikle önerdiğimiz ve yapılmasından korkmamamız gereken bir şey. Her zaman gerekli mi tartışılır ama gerekli olduğunda yapılması bana kalırsa korkulacak, edilecek, büyütülecek bir şey değil. Hangi durumda gereklidir? Kimlere yapıyorsunuz? Yani genel anlamda söylersek kalp damarlarında problem olduğundan şüphelenilen ve kalp damarlarındaki problemin tehlikeli olduğu bilinip bir tedavi yapılmasının şart olduğunu düşündüğümüz durumlarda. Örneğin şikayetten başlarsak, bunu evvelden de konuşmuştuk hatırlıyorsunuz mutlaka. Bize hastalar çoğunlukla bir ağrıyla, göğüs ağrısıyla gelirler veya ellerinde bir takım tetkik bozukluklarıyla gelirler. O tetkiklere baktığınız zaman eğer derseniz ki bu kişinin kalp damarlarında bir problem var, biz bunu bulalım, çözelim dediğiniz zaman çözüm biraz anjiyodan başlıyor demeyelim ama anjiyonun da kılavuzunda yürümesi gerekebiliyor. Veyahut da kişide riskli bir durum saptadığınız zaman kalbe yönelik, yani bu kişi eğer bir şeyler yapılmazsa hayatını kaybedebilir veyahut da başka bir ciddi sorun yaşayabilir dediğiniz zaman kalp tedavisinin nasıl söyleyelim içindeki şeylerden birisi bu, yaklaşımlardan birisi.